Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar meclise okundu. Berberoğlu yeniden meclise milletvekili olarak döndü. Sizin adalet yürüyüşünüzle başlayan süreç başka bir aşamaya taşındı. Neler söylersiniz? Enis Bey'in parlamentoya dönmesi elbette memnuniyet verici. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde ya da sürece baktığımızda Sayın Berberoğlu beraatle müebbet arasında yargılandı. Düşünün, bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme? Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldim. Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek de oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi, sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesi Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay. Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi'nin tekrar toplanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve Anayasa Mahkemesi'nin özel olarak ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece yargıyı değil, parlamentoyu idare makamlarında bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı ve Türkiye böyle bir süreci, Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı. Teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederim. Dün işsizlik rakamları açıklandı. Bununla birlikte geçtiğimiz yılın aynı ayına göre düşüş yaşandığı belirtildi. Önceki günde CHP'li bir meclis üyesi Kartepe Belediyesi'nde maalesef ki yaşadığı işsizlik ve ekonomik sebeplerle hayatına son verdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bakın değerli arkadaşlar, Bolu'da az önce sivil toplum örgütleri ve muhtarlar, bunlarla beraber olduk. Esnafı da gezdik. Sizler de tanıyısınız. Tanıyısınız bunları. Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Herkes aslında hayatından memnun değil. Çok büyük sıkıntılar var. Çok büyük acılar var. İçeride sorulduğu zaman ya da görüş ifade edildiğinde de bütün bu acılar bir şekliyle dile getirildi. Yani kırtasiye satandan düşünün, muhtarına kadar, ticaret sanayi odasından tutun, efendim esnafına kadar herkes büyük acılar yaşıyor. Ve sorunları görüyorlar, sorunları yaşıyorlar ama sorunların çözülemediğini de görüyorlar. Ama ben onlara şu garantiyi verdim. Yani Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ve biz bu sorunların tamamını çözeceğiz. Şimdi devletin kurumları vatandaşa doğru bilgi vermiyorlar. Yani yargıyı etkileyen bir kurum, ki yargının bir bağımsızlığı var, yargının bir anayasal güvencesi var. O güvenceyi dahi hissedemeyen bir yargı var. Öbür tarafta da devletin atadığı memurlar var. Dolayısıyla bu memurlar işsizliği az gösterin, enflasyonu düşük gösterin. Bu talimatları alıyor. Bu talimatların gereğini yerine getiriyorlar. Ya bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın. 10 milyonu aşkın işsize çözüm üretmesi gereken devleti yönetenlerdir. Gerekenler çözüm üretmesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler var olan sorunların çözümüyle ilgilenmiyorlar. Onların bütün derdi muhalefet. Muhalefet nasıl gerçekleri dile getiremez hale getirebiliriz muhalefeti. Böyle düşünüyorlar. Ne düşünürlerse düşünsünler. Aslında vatandaş her şeyin farkında. Ben bunu görüyorum. Sokakta da görüyorum. Caddede de görüyorum. Yaptığım toplantılarda da görüyorum. Bütün bunların hepsi hayatımızın bir parçası. Ama aşılacak bunlar. Kısa süre içinde aşılacak. Demokratik yollarla aşılacak. Dostlarımızla beraber aşacağız. Ve bu Türkiye'ye ve bu güzel ülkeye huzuru, barışı, üretimi, beraber yaşamayı, herkesin evinde aşın işin olduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.